Fatih, sen bence hala doğayı seviyorsun. Bak gel beni dinle. Yol yakınken sen Görkem'den ayrıl. Bu iş yürümez böyle. Ya amca ben bunu Görkem'e nasıl yaparım? Kız gözümün içine bakıyor ya. Deli gibi aşık. Yalanı yok, dolanı yok. Politik değil. Ha tamam biraz patavatsızlıkları var. Ama onun kalbi dilinde. Kötü niyetinden yapmıyor. Kafasında hiç hesap kitap yok. Çok düzgün bir kız yani. Oğlum madem karına bu kadar hayransın. Doğayı niye düşünüyorsun o zaman? Amca elimde değil. Elimde değil. Anla sana. Ya ben seni nasıl anlayayım Fatih? Yani karşımda ne yapmak istediğini bilmeyen biri var. Sanki böyle oyuncağı elinden almış bir çocuk gibisin. Olacak iş mi bunlar ya? İşte doğayı başkasıyla görmek bitirdi beni amca. Fatih, bence sen ne istediğine bir karar ver. Doğayı hala seviyor musun? Yoksa çocuğu da yalnız kalsın mı istiyorsun? Ona bir ceza mı vermek istiyorsun? Görkem'e gerçekten aşık mısın? Onu istiyor musun, seviyor musun? Yoksa sadece bu evlilik meselesi yüzünden ailenle yüz göz mü olmak istemiyorsun? Ne istiyorsun sen? Buna bir karar ver. Malum daha önce suç doğadaydı dediler. Peki ya şimdi? Şimdi ne olacak? Neyse ben biraz hava alacağım amca. Konuşuruz sonra. Anlat bakalım nasıl geçti ilk günün? Yani bence iyiydi. Alışacağım tabii zamanla. Ama sen söyle. Asıl sen anlat yani. Benden şikayet olan var mı? Seni böyle zor durumda bırakmış mıyım acaba? Ya senden kim şikayet edebilir Kıvılcım? Belirdin mi? Diyelim ki biri şikayet etti. Nasıl gelip anlatacak bana bunu? Haluk Bey diye birisi var şirkette. Evet eski bir çalışanımız. Abim de ona çok güvenir. Bu biraz tutucu bir tip mi? Aşırı tutucu diyemem ama geleneklerine bağlı bir tip. Ne oldu ki bir şey mi oldu? Yani bir şey olmadı ama bakışlarından çok hoşlanmadım. O da sanki benim varlığımdan pek hoşlanmadı. Hayatım olur mu? Şey ne yapıyorsun? Sen işine odaklan. Orada son söz sahibi ben ve abim. Evet ama ben senin yüzünü kara çıkarmak istemem. Ya güldürme beni ya. Sen benim yüzümü nasıl kara çıkarırsın? Bak böyle söylüyorsun. Ben daha çok stres oluyorum. Senin evinden bir uçan bir de kaçan kurtulur. Sevgili müdürüm. Dalga geçme. Müdürüm. Anne hayırdır sende bir şey var sanki? Kafam babana takıldı. Niye? Cemre'yi severken ağzından kaçırdı. Neyi ağzından kaçırdık? İşte biz seninle böyle her gün mü görüşeceğiz dedi. Cemre'ye öyle bir şey dedi. Hay Fatih'e sordu. Aslında Cemre'yi dün getirecekmiş bize ama Alev'de olduğu için getirememiş. Anneciğim? Eyse oğlum yani bu kadar tesadüf olur mu? Acaba Alev Cemre'yi alıp babana mı gitti? Ne? Anne yapma ne olursun yine başlama gözünü seveyim. Kapat artık şu Alev mevzusunu. Vallahi içim hiç rahat değil benim. Kurban olayım babama bir şey söylemem. Demiyorum ama hep bir şüphedeyim. Ya olma anneciğim olma. Duruyorsun duruyorsun bir şey buluyorsun. Gözünü seveyim. Bu sefer babam temelli evden gider. Tamam tamam demiyorum. Ben Nursema gelir gelmez beni görsün. Tamam ne oldu hayırdır? Ben iyilik olsun diye kızıma iş vereyim o beni rezil etsin. 40 yılda bir şey istedim ya. Ne oluyor? Anlasam selamın kavler. Ya bana hiç rahat yok hiç. Anlayacağın Cemre Toy'la alıştırma yaptık. Apo'yu da hiç öyle düşünemedim ya. Benim yanımda o kadar seveceğim ve farklı biri ki. Ha bir kere yüzü gülüyor. O ciddiyet ve asık suratından da eser kalmıyor. O tarafını bir bana göstermedi herhalde. Hani ilk günden nefret etti adam benden. Sen hala orada mısın? Travmam oldu kızım Ünallar. Atlatamıyorum. Oğlum sen artık star olacaksın. Sal şu mevzuyu. Yok salıyorum zaten ya. Ben öyle sabah akşam düşünmüyorum. Konusu açıldı diye söyledim. Peki Nursema onu düşünüyor musun hala? Hep. Hadi ya. Bu iyi değil işte. Öyle bir anda silip atmak mümkün değil. Bilmez miyim? Ama en azından artık olmayacağını biliyorum. Zaten yakında haberi de gelir. Ne haberi? Rüzgar. Ya olmaz o iş. Sen bana güven. Bir kere Nursema aşktan ağzı yanmış bir kadın. Rüzgar da dünyanın en güvenilmez adamı. Ama neyse ne. Boşver. Konuşmayalım hiç. Tamam. Anlaştık. Kapattım konuyu. Evet geldim abi. Şirketle ilgili kararları bana sormadan mı alıyorsun Ömer? Anlamadım. Abi Kıvılcım bir süre burada çalışacak. Ayrıca yeni kurduğumuz departman için en doğru kişi o. Kime göre? Bana göre. Yani kendi şirketime karımı getirmek için izin mi alacaktım? Haber versen iyi olurdu. Eski köye yeni adet getirmek bazen şirket için kurduğumuz yapıyı bozabilir. Abi yapma Allah aşkına. Eski köye yeni adet getiren ben değilim, sensin. Ne demek o? Karımı şirkete almak için hesap vermeyeceğimi söylüyorum. Ayrıca senden de rica ediyorum. Kendi hayatına dikkat etmezken lütfen bana nasihat verme. Anladım. Her tartışmada bunu söyleyeceksin demek ki artık. Derdim seni kırmak değil. Ama beni de Mustafa ya da Fatih ile karıştırma. Çünkü burası benim de iş yerim. Anladım. Sağ ol. Gelebilir miyim? Gel tabii gel. Ne yapıyorsun bakalım burada tek başına? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ya da kimi medemeliyim acaba? Abla ne olur başlama sen. Bak bütün gece mahvoldum zaten. Niye? Giray geldi diye mi? Ya sevmedim adamı. Olamaz mı? Ayrıca ne işi var ya bizim evde babamın dibinde? Ne alaka? Sen bayağı kıskanmışsın. Ya abla Allah aşkına biraz benim yerime koy kendini. Umut'un hayatında biri olsa bu eve gelsin ister misin? İstemem. O zaman. Ama bizim durumumuz farklı Fatih. Ben Umut'tan yeni boşandım. Ve ona karşı duygularım bitmedi. Yani senin gibi evli olsam hiç Umut'un
umurumda olmazdı. Olmamalı. Fatih, ablacığım bak bu hallerin çok dikkat çekiyor. Yani Görkem biraz yüksek bir tip ama senin bu kontrolsüz hallerin onu çileden çıkarıyor olabilir. Abla kafam çok karışık. Yandık. Yok canım, yanmadık da yanacağız. Geçici bir şey. Ah Fatih, doğayı hiç aldatmasaydın bunlar yaşanmayacaktı. Abla biz o yüzden ayrılmadık ki. Sonra zaten biliyorsun kendisi barışmak istedi benimle. Bizim farklılıklarımız ağır bastı. Ki ben doğaya her fırsatta ne kadar pişman olduğumu, ne kadar üzgün olduğumu da söyledim. En azından sen pişman oluyorsun. Olmayanlar da var. Şimdi küfrederdim. Neyse ağzımı bozmayayım. Ya bizim yaptığımız hayvanlık. Hayvanlık ya, başka hiçbir şey değil. Kabul ediyorum ben. Hatalarını kabul etmek de bir erdemdir. Aferin çocuk. Gelişme var sende. Hadi kalk. Görkem vallahi gözlerini oyar. Tamam, geliyorum şimdi. Hayırlı sabahlar. Selam abi. Sana bir sürprizimiz var. Evet, haberim var. Hayırlı olsun Kıvılcım Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Yeni işle ilgili sana danışmam gereken bir şeyler var. Odama gelir misin? Tamam, gelirim birazdan. Abim burada olmamdan pek hoşlanmadı. Yok hayatım, öyle düşünme. Evde bir ton olay var. Çocuklar yüzünden gergin herhalde biraz. Neyse sen bekletme abini, git istersen. Hadi iyi çalışmalar. Sağ ol. Bakalım burada beni başka neler bekliyor. Ay. Kızım hayırdır, ne oluyor? Bu kadar mutluluk bir çanta için mi? Anneciğim bu sadece bir çanta değil. İnsanlar bunun için uçakta koltuk satın alıyor. Yemek masalarında sandalye ayırtıyor. Ay delirmiş o zaman herkes. Allah akıl fikir versin bunlara. Ay vallahi aferin Görkem. İlk kez gözüme girdi. Paraya kıymış. Rabbim eltin eli bolunu versin inşallah. Kızım sen bize yapılanın farkında değilsin herhalde. Beni sinirlendirme. Aklı sıra bizi ezmeye çalışıyor. Sadaka verir gibi öyle attı önümüze çantaları. Terbiyesiz. Koy hadi şunu kutusuna Nilay. Niye ya? Ne demek niye? Geri vereceğiz, koy kutusuna. Hı, ne? Vereceğiz diyorum, koy hadi. Ya ben vermezsem bak bana çok yakışır, bak diyor. Ya sende hiç gurur yok mu Allah aşkına? Yok gurur murur. Olmasa da olur, çanta bende olsun yeter. Çıkar şunu kolundan. Hadi diyorum, getir. Ne? Verir misin? Hadi getir, koy şuraya. Ya çok güzel ama ya. Kızım hadi koy, ver şunu, kapat. Hani bir daha düşünsek, yürü git. Al. Bismillah. Hadi. Ya anne. Yavaş. Merhaba. Gel. Cemre hazır. Çantasında meyveli yoğurdu, oyuncakları, bezleri, her şeyi var. İyi. Biz çıkalım o zaman. Çıkalım da. Sen de rahat rahat sevgilinle koş. Ne diyorsun be sen? Yalan mı? İnkar mı ediyorsun? O herifle birlikte değil misin? Sana ne? Ne demek sana ne? Sen bir annesin ya, anne. Sokak ortasında elin adamlarıyla öpüşemezsin. Ne? Ya, şaşırdın değil mi? Dün okula geldim ben. Gördüm sizi. Ya sen ne utanmaz bir kadınmışsın ya. Hiç mi çocuğunu düşünmüyorsun? Sokağın ortasında bir de sevişseydiniz. Fatih benimle düzgün konuş. Affedersin ya. Gerçekten ne bekliyorum ki teyzendeki sen ne olursun? Fatih kes sesini. Bana bak. Haddini bileceksin. Sen ne ara ahlak zabıtası oldun? Sen önce babana, sonra dön kendine bak. Sen bana hesap soramazsın Fatih. Ben istediğimi, istediğim zaman, istediğim yerde yaparım. Biz boşandık, bitti. Bir daha benimle böyle konuşmaya kalkarsan, Cemre'yi kapıdan alır gidersin. Benim iyi niyetimi sakın kullanmaya kalkma. Senin canını yakarım. Birkaç saate getiririm Cemre'yi. Oğlum ne oluyor? Bir şey yok. Nereye gittim? Arkadaşlarıyla yemek yiyecekmiş. Ay gene küfelik olmasın da. Vallahi babana açıklayamayız bu sefer. Anneciğim lütfen sık boğaz etme, küfelik falan olmaz. Ne olursun ya. Senin neyin var? Bak bu böyle üşütme gibi değil. Bana bak sen de Umut gibi böyle yatağa bağlı olma da. Anneciğim Umut'la bir mi tutuyorsun beni Allah aşkına? Oğlum bak bugün ne güzel Cemre geldi. Beraber güzel vakit geçirdik. Onları düşünsene sen. Düşünüyorum canım, orası ayrı. Benim kızım bir tanedir. Ay öyle tabii maşallah. Ama işte her gün göremiyoruz. Her gün görebilsek iyi. Aslında dün getirecektim biliyor musun? Cemre evde yokmuş ama. İşte bugün en nasip. Neredeymiş? Evin önünde çimenle denk geldik de o söyledi. Alev dışarı çıkarmış galiba. Neyse anneciğim ben gerçekten çok yorgunum. Biraz müsaade eder misin? İyi tamam, hadi dinlensen. Tamam. Dün Cemre'yi alev almış. Abdullah Bey her gün görüşmekten bahsetti. Ay yok canım, tesadüftür. Oğlum, sen öyle işe gidemeyecek kadar mı kötüsün? Yok yok anne, şey değil, önemli bir şey değil de. İşte herhalde biraz üşütmüşüm. Kendimi iyi hissetmiyorum, bir su alıp yatacağım. Sen merak etme bir şey. İyi tamam, dinlen iyice de daha da kötü olma. Tamam. Anne, bunda bir şeyler var belli. Üşütmüş işte kızım. Yok yok, ben bu bakışı iyi bilirim. Da şimdi Umut gibi battaniyeli Ali Rıza Bey'e bağlayacak belli. Kime? Yaprak dökümündeki var ya anne. Ay Nilay, aman ağzından yel alsın. Hala hal değil. Üşüttüm diyor da. Bizim tipi tüz yaslar. Ne yası Nilay, saçma sapan konuşmaya başladın gene. Allah orasını bilemem. Sıkma
sıkma canını hayatım benim. Nasıl sıkmayayım Ömer? Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. İlk defa böyle bir anda boş kaldım. Biraz ara vermek iyi gelir belki sana. Ya iki gün evet ama sonra. Evet, yoğun çalışmaya alıştın kanalda. Hem de nasıl alıştım. O tempo bana çok iyi geliyordu. Terapi gibiydi. Aslında aklıma bir şey geliyor. Ve seninle de paylaşmak istiyorum. Neymiş o? Geçen bizim yönetim kurulu toplantımız vardı. Şirkette bir yayın departmanı gibi bir şey kurmak istiyoruz. Ne yayını? Böyle şirketin tarihçesini anlatan bir yayın evi gibi düşün. Şirketin yaptıklarını, yapacaklarını anlatan dergiler, kitaplar çıkarmak istiyoruz. Bence bu işin başına da sen çok yakışırsın. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim hem de. Neyi? Ya, imkansız mı bu? Yani bilemedim ki. Ya, sizin şirketin kendine has kuralları var. Yani garip olmaz mı bilemedim ya. Valla bence hiç garip olmaz. Gayet de güzel olur. Önemli olan sen böyle bir şey ister misin istemez misin? Bana onu söyle. Ya isterim tabii ki Ömer. Ya. Bana bak sen ciddisin değil mi? Evet çok ciddiyim. Şu kanaldaki problem de bir geçsin. Yerine de kim geliyorsa gelsin. Düşün taşın iyice. İşin hazır gel başla. Ha? Tamam ya seni çok seviyorum. Seni. Sen mutluysan ben de mutluyum hayatım. Senin mutluluğun çok önemli benim için. Ya senin gibi bir yeteneği kaçırır mıyım ben? Müdürüme bak sen ya. Ya size inanamıyorum ya. İnanamıyorum size. Siz nasıl bu adamla iş yaparsınız? Neden yapmayalım? Ya sen bu adama Doğan'ın sevgili istemedin mi? Evet ne var bunda? Duyuyorsun değil mi abi? Yazıklar olsun. Evladım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Abinlerin misafiri olarak gelmiş beraber iş yapacaklar. Sesimizi çıkarmadık dinledik. Beyefendi saygılı bir adam. Ne yapsaydık kovsa mıydık? Kovsaydınız baba kabul etmeseydiniz. Allah Allah. Konu ben olunca herkesin anlayış olası tutuyor bu evde neden? Ya Allah aşkına şu konuyu kapatabilir miyiz? Fatih bir şey mi varsın? Yok bir şey mi? Oğlum canın sıkkın gibi bir şey mi var söyle. Doğayı gördüm de bugün okulda o Giray denen herifle. E'si işte öpüşüyorlardı. Anlatamam öyle her tarafa bıçaklar saplandı sanki. Yani paramparça oldum biliyor musun? Unuttum. Yani gözümü ne zaman kapatsam o anı görüyorum. Allah'ım diyorum dua ediyorum bu gerçek değildir olmamıştır diyorum ama yok. Fatih sakin ol. Ya nasıl sakin olayım amca? Sen benim yerime koysana kendini. Senin yerine koyamam kendimi çünkü aynı pozisyonda değiliz. Siz ayrıldınız ve sizi bağlayan tek şey çocuğunuz. Evet biliyorum. Ama ben Doğa'yı biriyle göreceğim hiç aklıma gelmemişti. Fatih ne bekliyordun? Yani sen boşanacaksın, başka biriyle evleneceksin. Doğa da ömür boyu seni bekleyecek, böyle mi? Ya amca o bir anne ama ya. Anneyse? Fatih bu konuda ağzını aç. Biliyorsun geçmişte yaptığın yanlışları. Anne ne olur ya bana bir akıl ver, ne yapacağım ben? Sen karını sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyorsun o zaman sorun ne? Doğa benim kızım da annesi. Benim için çok özel. Ve anladım ki ona karşı duygularım bitmemiş. Anlıyor musun? Yani Görkem çok iyi, çok naif, çok temiz bir kız, çok düzgün bir kız. Ona da haksızlık etmek istemiyorum aslında. Fatih, kafam bu kadar karışıkken bence bu evliliğe devam etme. Demek istiyorsun amca? Bence Görkem'den boşanmayı düşünmelisin. Daha şimdiden kafam bu kadar karışıksa bir düşünsene ne olur gelecekte. Evi de çocuğunuz olursa doğayla yaşadıkların ortada. Ya size inanamıyorum ya. İnanamıyorum size. Siz nasıl bu adamla iş yaparsınız? Neden yapmayalım? Ya sen bu adama Doğan'ın sevgili istemedin mi? Evet ne var bunda? Duyuyorsun değil mi abi? Yazıklar olsun. Evladım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Abinlerin misafiri olarak gelmiş beraber iş yapacaklar. Sesimizi çıkarmadık dinledik. Beyefendi saygılı bir adam. Ne yapsaydık kovsa mıydık? Kovsaydınız baba kabul etmeseydiniz. Allah Allah. Konu ben olunca herkesin anlayış olası tutuyor bu evde neden? Ya Allah aşkına şu konuyu kapatabilir misin? Ya abla Allah aşkına biraz benim yerime koy kendini. Umut'un hayatında biri olsa bu eve gelsin ister misin? İstemem. O zaman. Ama bizim durumumuz farklı Fatih. Ben Umut'tan yeni boşandım ve ona karşı duygularım bitmedi. Yani senin gibi evli olsam hiç umurumda olmazdı. Olmamalı. Fatih ablacığım bak bu hallerin çok dikkat çekiyor. Yani Görkem biraz yüksek bir tip ama senin bu kontrolsüz hallerin onu çileden çıkarıyor olabilir. Abla kafam çok karışık. Yandık. Yok canım yanmadık ne yanacağız? Geçici bir şey. Ah Fatih doğayı hiç aldatmasaydın bunlar yaşanmayacaktı. Abla biz o yüzden ayrılmadık ki. Sonra zaten biliyorsun kendisi barışmak istedi benimle. Bizim farklılıklarımız ağır bastı. Ki ben Doğa'ya her fırsatta ne kadar pişman olduğumu, ne kadar üzgün olduğumu da söyledim. En azından sen pişman oluyorsun. Olmayanlar da var. Şimdi küfrederdim. Neyse ağzımı bozmayayım. Ya bizim yaptığımız hayvanlık. Hayvanlık ya başka hiçbir şey değil. Kabul ediyorum ben. Hatalarını kabul etmek de bir erdemdir. Aferin çocuk. Gelişme var sende. Hadi kalk. Görkem vallahi gözlerini oyar. Tamam geliyorum şimdi. Kim?
Pinko. Açayım mı? En güzel anların katili kadın ya. Ölev lütfen. Bir tamam. Efendim Pembe Hanım. Abdullah Bey, müsait miydin? Müsaitim, buyur. Nilay'ın senden bir ricası olacaktı da. Neymiş? Bir arkadaşları akşamüstü eve uğrayacaklarmış da. Hani şu şifacıgillerin oğlu. Ne alaka şimdi Pembe Hanım? Valla ben de söyledim de iş yapacaklarmış. Aşkına onlar ne zaman düzgün bir iş yapmışlar, bizi kepaze etmesinler. Ay, ne diyor anne? Dur kızım bir dakika. Ne diyorsun Abdullah Bey? Heves etmişler işte. Bir kere de düzgün bir şeye heves etsinler. İyi tamam, ben zaten akşam şirkette olurum. İyi tamam, sağ olasın. Sen neredesin, ne zaman geleceksin? İşim var Pembe Hanım. İyi hadi, Allah işine rast getirsin. Amin. Ya Allah sana razı olsun anneciğim. Allah sana yağ basit adıyla muamele eylesin ya. Ay deli kız.